Oyun Fatih Ekanlarına hepiniz hoş geldiniz. Gönlü güzel, atları güzel kardeşlerim benim. Evet, bugün Fortnite Battle Royale'de son 8 günümüz kaldı. Ve cumartesi günü, haftaya cumartesi saat 15.00'da canlı yayında buluşuyoruz. Neler mi yapacağız kardeşlerim? Twitch adresimiz açıklama kısmında, takip etmeyi unutmayın. Zaten hesabınızı açmak çok çok kolay. Google'u da bağlayabilirsiniz. Ve olay şu: 15.00'da başlayan yayınımızda Just Chatting, custom maçlar, konuklu yayın, çekiliş ve gameplay ve en sonda eventle birlikte yayınımızı bitirmiş olacağız. Siz değerli kardeşlerimden o gün beni yalnız bırakmamanızı, en azından eski Fortnite günleri hatırına Robot VC canavar, Rocket Event'i, kör oldum diye Paro'nun bağırdığı o eventlerin günah hatırına bütün herkesi cumartesi günü, zaten okullarınız da tatil, en azından siz de stres atmış olursunuz. Bütün Discord teori kanalında fotoğraf paylaşımlarınız olacak. Twitch abonesi olanlarla güzel muhabbetler edeceğiz. Fotoğraflarınızı, ortamınızı paylaşacaksınız. Eventi nasıl izliyorsunuz onu paylaşacaksınız. Ve Twitch'e Oyun Fatih'in sesini, ölmediğini hep birlikte duyuracağız. Evet, Fortnite Battle Royale çok farklı bir yere doğru gidişi sembolize ediyor. Nasıl? Getirmiş olduğu geri sayaçla birlikte. Evet, haritaya bir geri sayaç gelmedi. Cennet Ada görevleri bana göre kötüydü. Bak, eleştirimi de yapacağım. Cennet Ada görevinin son gelen Cennet Ada görevleri bence çöptü abi. Hani daha bizi o havaya sokman lazım. Mesela Fortnite'ın eski chapter'larda ya bazı şeyler tattır, biliyor musunuz? Hani diyorsunuz ya, Oyun Fatih yapıştı çıkmıyor videosu. R7-240 işte Tornavida. Hani ben bunlarla özdeşleşmiş bir kişi olduğum için ne yapıyorsunuz? Onları duyunca vay be eskiler diyorsunuz. İşte Fortnite'ın bunu yapması lazım. Eskiden Twitter'da 100 level Battle Pass kostümü paylaşılırdı. Bir hafta öncesinden puzzle'ları birleştirdik. Bunu yap. Ve şu an haritada bir değişiklik yap. Yapman lazım ve bu hafta olacağı söyleniyor. Salı günü Fortnite haritasında çok değişik farklılıkların gözükeceği bir yola doğru gitmeye başladık. Ya ne garip değil mi? 5 sene önce videolar yapıyordum sizlere. Şimdi büyüdük, zayıfladım. Sizin okul süreciniz, size ortaokulda olan artık üniversite, liseye geçenler şu an üniversiteli oldu. Yani o yüzden Fortnite bizim için bir yaşam tarzı. Şimdi bu haritada ne gibi bir değişiklik olabilir? Biz ne demiştik? Bir habercinin mabedi ve gerçeklik ağacı dediklerim bir bir çıkacak. Unutma, habercinin mabedi, gerçekçilik ağacı, gerçeklik ağacı, sıfır noktası Loot Lake, Rift ve hala hareket etmeyen iki gemi. Bakın, Fortnite inanılmaz bir eventle geliyor. Dakikası uzun bir eventle geliyor. Evente girmeden önce oynayacağımız bir oyun moduyla birlikte lobby ekranında 4 kişiyle birlikte inşallah hep birlikte evente katılacağız. Evente katılacağız ve hortum bizi içine çekecek. Bir iki hortum olmayacak. Hortum hortumu doğuracak. Ve haberci öyle bir güçlenecek ki küp kraliçesi gibi 3D bir şekilde havada asılı göreceğiz. Ve bütün her yerden hortum çıkartacak. Ve bütün gerçeklik ağacının gücü tekrardan alevlenecek. Ve gerçeklik ağacı büyümeye başlayacak. Gerçeklik ağacı büyüdükten sonra haritanın belli bölgelerinde olan ağaç kökleri, şurası, haritayı sıkmaya başlayacak. Ve harita çökecek. Harita bir anda havaya kalkmaya başlayacak. Peki haritayı buradan kurtaran ne olacak? Sıfır noktası. Sıfır noktası da havaya kalkacak arkadaşlar. Ve burası kromlaşmaya başlayacak. Loot Lake bölgesinde bir kromlaşma hakim olacak. Ve şimdi bazı fotoğraflar gelmiş. Bunlar fake mi değil mi? Hemen onun yorumlamasını yapacağım. Bunu çok bekliyordunuz. Beğeni nerede? Eski günlerin hatırına. Güzel beğenilerinizi çakın. Yorumları yapın ve Fortnite'ı tekrardan canlandıralım arkadaşlar. Ve şimdi sizlerden şunu istiyorum. Herkes teorisini yazsın ama artık oluşacak kuvvetle muhtemel olan teori budur. O da nedir arkadaşlar? Farklı bir haritaya geçiş. Sıfır noktasını güvene alacağız. Ve sıfır noktasını bu haritadan kaçırmaya çalışacağız. Bunu kaçıran şey Rift olabilir. Bunu kaçıran şey portal olabilir. Ve bir gökyüzünde bir portal açılabilir. Veyahut da direkt Rift'in içine girebilir. Ve biz buradan neyi kurtarabiliyorsak onu o evrene götüreceğiz. Ve şu an haritada olan, sallıyorum, esir evler veyahut da havada uçan yerlerin bir anlamı var. Bunlar o portalın veyahut da Rift'in içine doğru girip bambaşka bir aleme gideceğiz kardeşlerim. Bilginiz olsun. Yani biz aslında bu evente kaybedeceğiz. Eventi 40 dakika olduğunu söyleyen var, imkansız.
20 dakika olduğunu söyleyen var. İmkansız. Bunu bekleme sayfasıyla, yani bekleme alanıyla birlikte bir kreatif mod oluşturulup bekleme alanıyla birlikte 40 dakika olabilir. Ama 40 dakika bir event imkansız. Ya yani böyle bir şey olamaz. Ama sizlere şunu söyleyeceğim. Event 20 dakika olabilir. Şimdi olay şu. Eskiler de bize eventte gösterilecek. Size demiştim ki öyle bir event gelecek ki Fortnite bize eskiden yaşanmış olan olayları nasıl gerçekleştirdiğini gösterecek diye. Mesela robot yukarı çıkmıştı ve biz 2 sezon önceki eventte robotun Mars, yani gezegen dünyasında gökyüzüne çıktığını biliyorduk. Ve nerede üretildiğini gördük. Oradan bir anda bir daha chapter 1'e indik. Şimdi size şunu söylüyorum. Fortnite mükemmel bir battle pass, mükemmel bir harita ve mükemmel bir görev anlayışıyla Fortnite tekrardan geri geliyor. Bakın adam kırmızı alarm verdi. Fortnite ekibi, Epic Games kreatif ekibi şunu dedi. Biz bu chapter'ı yarıda keselim hocam. Çünkü böyle gitmiyor. Çok oyuncu kaybediyoruz. Chapter 2'nin ilk sezonu çok oyuncu kaybettin. Neden kaybettin? Ha, Marvel'la yaşattın. Biro Midas'la yaşattın, sonra çat diye bir daha çöktün. Bu chapter'da arkadaşlar şu an chapter bitiyor. Final eventi. Chapter 3'ün ilk sezonu neydi? Hemen bir risk attı Fortnite. Eski harita yapısı, birazcık daha eski grafikleştirdi. Hafif ama tam değil ve Spider-Man getirdi. Herkes oyuna döndü. Sadece bir ay oynadı ve gene oyuncu çöktü. Şu an Fortnite'ın şuna lüksü yok değil mi arkadaşlar? Ben oyunda risk alayım. Hayır, almayacak. Ve Fortnite çok farklı bir tarzda 5 milyon oyuncu kapasitesine ulaşmaya çalışıyor. Tekrardan eski oyuncuları almaya çalışıyor. Evet, eski oyuncuların hepsi gene gelmeyecek. Çünkü onlar double pump, eski grafik. Bunu çok sevdiği için gene o gelmeyecek. Ama Fortnite çok farklı bir geri dönüşü. Çok merak ediyorum o gece ne olacak. Yayın mükemmel olacak. Herkesi bekliyoruz. Şimdi elimizde bazı fotoğraflar var. Fortnite Teori kanalında atan bütün kardeşlerinizi tebrik ediyorum. Fark ettiysem bunun üstünde iki tane sarı şey, onlar yırtık. Bir de Fortnite Party'si toprak parçanı koptu. Evet. Şimdi bu görselde, bakın şu görsel, bak dediğim gibi bir sürü hortum var. Bak bir sürü hortum var bu görsel. 1, 2, 3, geçen hafta söylemiştim bunu. Bu daha yayınlanmadan, hatırlayın. Bir sürü hortum oluşturacak haberci. Çünkü bunu oluşturabilme yeteneği onun elinde. Her yer havada uçmaya başlayacak. Biz havada uçacağız. Ve hortum her yeri içine çektikten sonra, içine aldıktan sonra biz oradaki gemiye bineceğiz. O iki tane bekleyen gemi. Slon ve gizemli örgüt bize yardım edebilir mi? Edebilir. John Cena'nın onlarla çünkü bağlantısı vardı. Sonrasından gitti ve Slon ölmedi. Bu birazcık da itopik. Biz gerçekleri konuşalım. Kendi içerisine çekerken sıfır noktasına gelen bütün hortumlar sıfır noktasını kardeşlerim ne yapacak? Kendi içine almaya çalışacak ve sıfır noktasını kurtaracağız. Şimdi olay şu. Çok hype'lı. Bunlar fake arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Adam bildiğin Çin setli çekmiş oraya. Evet. Paylaşılan 3 tane fotoğraf var. Bilmiyorum bunu paylaşmam oyun fatihinde ne kadar doğru. Telif yer miyim bilmiyorum. Bak 2 tane şu an portal görüyoruz. Yukarıda portal var ve şu an bizim bulunduğumuz bu arada şurası belalı basamaklara benziyor. Burası Korsan Koyun o bölgesi. Alev Diyarı'nın olduğu yer. Ve arkadaşlar şu an bazı portallar var. Bu portallar ne? Ve biz havadayız, asılıyız. Evet bu event 20 dakika olabilir. Çok uzun bir event olacak. Ve olay şu. Fortnite haritasının yatay bir şekilde durup eski haritalara da, eski haritaların Chapter 1'in gösterildiği, Chapter 2'nin gösterildiği bir tarz olabilir. Ve bu haritada da biz gerçeklik ağacının oralara benzetiyorum ben burayı. Ve her yer hortumlaşmış. Bak her yer kırılmış, bak kırılmış. Kırılma olayını gerçeklik ağacı yapacak. Bence. Gerçeklik ağacı olayı kıracak ve bize ona göre bir şeyler gösterecekler. Ada geldi diyen var. Gemi geliyor diyen var. Evet hep bir kurtarıcı. Kurtarıcı şeklinde birileri geliyor arkadaşlar. Ve haberci aynen bu şekilde bize 3 boyutlu bir şekilde kromlaşmış hortumlar oluşturacak. Büyü yapacak ve her taraf hortumla birlikte karşımıza çıkacak. Bu fotoğraflar çok paylaşılıyor. Kuvvetle muhtemel bunlar. Bilginiz olsun. İnşallah bakalım güzel bir eventi sembolize edecek her şey. Herkes bunu paylaşıyor şu an. Bütün herkes bunu paylaşıyor. Ne kadar doğru ne kadar değil tabii ki de bilemeyiz ama hep birlikte göreceğiz. Bakalım başka bir şey paylaşan var mı? Böyle fark sıfır noktası. Bu zaten normal kardeşim. Hiçbir değişime uğramamış. Aha.
Event olmayan oyun Fatih'i. Event olmayanı görünce ne yapacağız kardeşim diyor. Hayda demişim. Evet güzel. Fatih abi cool mod açık demiş. Eyvallah. Evet dediğim gibi Fortnite evreninde büyük ihtimalle farklılıkların savaş biletini. Lütfen bize böyle bir savaş bileti artık yapma abi. Artık birazcık daha gerçeksi. Marvel olabilir. Biz buna gene varız. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama Fortnite'da çok farklı şeyler olacağı belli. 3D event. Trailer eventi. Lobby eventi. Ve bizim de silahla birlikte katılacağımız bir event. Yani dördünü birleştirecek. Her kitleye Fortnite hitap etmek istiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve Fortnite'ın harita evreninde büyük değişikliklerin olacağını göreceğiz. Bence Fortnite eventinin şu şekilde olması gerekiyor. Saniye bitecek bir oyun moduna gireceğiz ve oyun moduna girişimiz burada olacak. Yani biz hortum bizi evente alacak, bu 4 kişi alacak çıkartacak lobide, tak alan değişecek ve biz evente kadar olan kısmı yarım saat şekilde bir yerde izleyeceğiz. Orası da neresi söyleyeyim size? Fortnite'in kendi haritası. Hortumda dolaşacağız. Her şeyi gösterecekler biz. Aslında event bu zaten. 3D. Biz hortumla birlikte haritayı gezeceğiz. Esir evlere bakacağız yukarıdan 40 dakika boyunca. O hortum bizi gezdirecek. Ve hortum gezdirildikten sonra artık event dakikası geldiğinde. Hani hatırlayın robot eventinde biz ne yapmıştık? Jones'i konuşuyordu arkadan. Bilim insanı konuşuyordu. Onları dinliyorduk. İşte gizemli örgüt basıyordu. Onları dinliyorduk. Biz hortumla haritayı gezeceğiz. Katılanlar, güzel teori diyenler artı bir. O gezdiğimiz dakika zaten bizim lobide bekleme ekranımız aslında. Event artık başladığında, saat 12'yi geçtiğinde hortum artık haritada bir şeyler olmaya başlayacak. Gemiler hareket etmeye başlayacak. Haberci çıkacak ve 3 boyutlu bir şekilde biz hortumda izleyeceğiz. Ne yapacağız acaba diye. O 40 dakikalık bekleme yeri aslında bir event değil. O 40 dakikalık bekleme yerinde biz chapter 1'leri, açılan portalları, yenilikleri, seslendirmeleri göreceğiz. Bu yüzden event 40 dakika olacak. Ama asıl event 5 dakika 6 dakika sürer. Ve biz asıl eventi hortum üzerinde. Sıfır noktasının tetikleyişi. John C'nin gelişi çok fena gelecek. Gemiyle birlikte ve bir adadan bile gelebilir. Belki de Sloan'la anlaşabilir. Muhteşem bir event geliyor emin olun. Emin olun ve cumartesi günü. Haftaya cumartesi saat 15.00'da. Bütün kardeşlerimi Twitch'e bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın. Ve sizleri çok seviyorum. Diğer video gameplay ile olacağız. İkinci kanalda da Fortnite oraya da atıyorum. Dilara ablanızla Halik'le birlikte oynadığımız güzel gameplayleri de oraya atacağız. Sizleri çok seviyorum. Fortnite kitlesi. Beni bırakma. Görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet ol. Hayırlı günler diliyorum.